Selam herkese. Bu videomuzda grup polisi ile bilgisayarlara, domainimizdeki bilgisayarlara uygulama kurmayı göreceğiz. Ben burada sınıfta olan dosyaları aldım yanıma. Bu 7-Zip adlı bir programın yükleyicisi. Hatta şöyle bakalım özelliklerinden. Evet, MSI olduğunu görebiliriz. Yani hatırlarsınız ki MSI yükleyicilerini düzenleyebiliyorduk. İstemediğimiz alanları kaldırabiliyorduk. Kurulum yapılmadan seçenekleri önceden düzenleyebiliyorduk. Şimdi bir de burada ofisimiz var. Bunu buradaki script ile kuracağız. 5 script olarak geçiyor. Bu başlı başına uzun sürdüğü için şu anlık sadece 7-Zip'i kuracağız. Bu da WinRAR gibi bir sıkıştırma ve dosyaları açma programı. Genelde lazım olduğu için bu programı seçtik. Bunu da bir dahaki videoya bırakıyorum çünkü yeterince uzun bir kurulumu var. Şimdi şöyle ufak bir problemimiz var. Şunu mesela kopyalayayım. Hatırlarsanız internal PC'mizi uzak masaüstü bağlantısı yapmıştık bir önceki videoda. Kendi masaüstümden kopyaladığım bir dosyayı uzak masaüstüyle bağlandığım bilgisayara, eğer tabi buna müsaade ediliyorsa, ayarlarda bu açıksa, genelde varsayılan olarak açık, bir dosya aktarımı yapabiliyorum. Ama şurada mesela internal PC'miz, buraya gördüğünüz gibi yapıştıramıyorum. Yani buraya bir veri aktaramıyorum. Neden? Hatırlarsınız ki buna Basic Session'la bağlanmıştık. Yani uzak masaüstü bağlantısı yapmamıştık. Uzak masaüstü bağlantısı yapmadığımız için direkt masaüstümdeki bir dosyayı ben buraya kopyalayamıyorum. Bu Windows Server 2012'de geçerli. Yani 2012'den 2012 R2'de ise, Windows Server 2012 R2'de ise bu uzak masaüstü Hyper-V'de desteği sağlanıyor. Windows 2002 üzeri bir işletim sistemi kurduysanız server olarak, siz direkt dosyanızı data server'ınıza yapıştırabilirsiniz. Masa üstünden kopyalayabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi Windows Server direkt 2012'yi kurduysanız şöyle bir yol izleyeceğiz. Buradaki dosyalarımı paylaşım adında bir klasöre taşıyacağım. Daha sonra bu klasörümü ağda paylaşıma açacağım. Özelliklerinden, paylaşım kısmından. Burada everyone vesaire ekleyebiliriz ama biz sadece lessons'tan ulaşacağız. Yani kendi kullanıcımızın ID ve şifresine girerek ulaşacağız. O yüzden burada herhangi bir ayar yapmıyorum. Şimdi bunun kararını da bu seçeneği de şuradan destekleyeceğiz. Paylaşım ayarlarımı açtım şuradan. Şuradan paylaşım ayarlarımızı düzenliyoruz. Gelişmiş ayarlar. Biz şu an şuradan da görebiliriz. Public Network'ü kullanıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi public current profil, yani seçili profil anlamında zaten şu an varsayılan profil. Burada gördüğünüz gibi dosya ve yazıcı paylaşımı açık. Bir de şurada All Networks diye bir ayar var. Orada şunun açık olduğundan emin olmalıyız. Turn on password, yani şifreyle paylaşım. Şifreyle koruyarak paylaşıyoruz. Biraz önce hatırlarsanız Lessons dışında herhangi bir kullanıcı eklememiştim. Lessons'ın ID ve şifresiyle, yani şu anki bulunan kullanıcımız ile, şuradan göstereyim. Bu kullanıcı ile ben data server'ımdan kendi bilgisayarıma ulaşıp bu paylaşım klasöründen veri çekeceğim. Tabii şu da önemli. Kendi cihazımın IP'si. Evet, 253'müş. İlk önce data server'ımızın kapalı olmasına dikkat edelim. Veya siz internal DNS'e kurduysanız, data server olarak orayı kullanıyorsanız, onu kapatın. Ve ayarlarından yeni bir network adaptör ekleyeceğiz. Bu network adaptör de bizim direkt external'a, yani benim bilgisayarımın olduğu ağa bağlanacak. Yani benim bilgisayarımda, fiziksel makinemde olduğu gibi 192.168 birli network'e bağlanacak bu IP aralığına. Oradan herhangi bir IP alacak modem tarafından boşta olan. Tekrar sağlamasını yapalım. Tamamdır. Daha sonra bu external bacağı üzerinden ben masa üstümde paylaşım klasöründe olan dosyalara ulaşabileceğim. Data server'ımızı açalım.
Bu arada dosyaları data server'a taşımamın sebebi de kurulumu buradan dağıtacağımız için kurulum dosyalarını ağdaki bilgisayarları buradan kopyalayacağımız için data server'a taşıyorum. Evet, açılmasını bekliyoruz. Data server'a ise domainimizde bulunan administrator kullanıcısı ile giriş yapalım ki paylaşım ayarlarını sağlayabilelim. O yüzden administrator kullanıcısı ile giriyorum. Özellikle belirtiyorum domainimizde olan. Yani Active Directory'ye kaydettiğimiz. Evet, data server'ımız açıldı. Şöyle data server'ımız sağlıklı bir şekilde bizim fiziksel bilgisayarımızın olduğu ağa bağlanmış mı? Onu kontrol edelim. Şu Ethernet 2 olan, sonradan bağladığımız için Ethernet 2 adında Windows varsayılan olarak bir ad atadı ona. Detaylarından gördüğünüz gibi benle aynı IP aralığında iki IP'sini almış. Modemin bu IP'yi tanımış bu cihaza. Bir de bu cihazın paylaşım ayarlarını kontrol edelim. Evet, bu public değil. Şu an bulunduğumuz biz domain'de bulunuyoruz. Bu ayarları açacağım. Gerçi o ayarı açmasak da olurdu diye tahmin ediyorum. Şu an kendi fiziksel bilgisayarıma bağlanmayı deneyeceğim. 253'tü. Şimdi bana kullanıcımı soruyor. Kullanıcımız hatırlarsanız Lessons adında bir kullanıcıydı. Şifresini giriyorum. Buradaki kullanıcı adı ve şifre sizin kendi bilgisayarınızda belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre. Yani benim fiziselde belirlediğim. Siz de kendi kullanıcınıza giriş yapacaksınız. ID ve parolayı hatırlamasını istiyorsak şunu işaretleyip şu kutucuğu işaretleyebiliriz. Ya da daha sonradan Credentials'tan ekleyebiliriz. Biz şu an ikinci bir iş yapmamak için bunu işaretledik. Onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Users'ın içinde, Lessons'ın içinde, gerçi bütün dosyalarımız geldi. Desktop'tan paylaşım klasörüne giriyorum. Evet, bunun da böyle olmasının sebebi, bütün her şeyi görebilmemizin sebebi, bu benim fiziksel cihazımdaki admin kullanıcısı Lessons'tı. Bunun bütün dosyalara erişim hakkı olduğu için bu cihazdan, yani data server'dan bütün dosyalara erişebildim. Şimdi bu dosyaları kopyalayacağım ama bunları kopyalamadan önce şurada hemen yeni bir pencere açıyorum. Opening new window deyip data diskime giriyorum. Şimdi burada yeni bir klasör oluşturacağım. Softwares adında, yani yazılımın İngilizcesi. Bunun paylaşım ayarlarını ayarlamamız lazım. İlk önce gelişmiş paylaşım ayarlarından klasörümüzün adının sonuna dolar işareti ekliyoruz ki birisi ağı taradığı zaman bu klasörü bulamasın. Yani gizli bir paylaşım yapıyoruz. Direkt erişim olur ise bu klasöre ulaşabilsin. İzinlerden de şimdi burada everyone, yani herkes bu klasörü okuma izni var. Yazma izni yok. Yani aslında şu an bu İzin bizim için geçerli. Biz neticede burayı okuyacağız. Buradaki bizim 7zip veya Office programının dosyalarını okuyup kendi bilgisayarımıza çekeceğiz. Ama biz işi şansa bırakmamak için buradan domain user'larını ekleyeceğiz. Burada Bektaş lokaldeki. Şöyle users'a bastığımda değil de bakalım. Evet, domain users'ı buraya ekliyorum. Daha sonra bu domain users'a aslında tam yetki vermemiz doğru değil. Sadece okusun. Herhangi bir problem yaşarsak bu ayarı değiştiririz. Okuması yeterli diye düşünüyorum şu an. Çünkü değişiklik yapabilir veya full kontrol mantıklı değil. Yani herhangi bir domain kullanıcısı gelip buradaki yükleyici dosyalarını silmesin, müdahale etmesin. O yüzden sadece okuma izni verdik. Bunu böyle kaydediyoruz. Şu an şu isimde benim ağımda Softwares klasörün paylaşımda. Şimdi bu klasörün içine
Paylaşımdaki dosyaları alabilirim. Şöyle sürükleyip bırakıyorum. Şu an şunu soruyor bize. Karşıdaki bilgisayara güveniyor musunuz? Yani benim fiziksel cihazıma. Evet, güveniyorum. Bu dosyanın kopyalanması biraz zaman alacak. Evet, kopyalanma sona yaklaştı. Evet, gördüğünüz gibi kopyalama tamamlandı. Adaptör ayarlarından şu Ethernet 2'yi devre dışı bırakalım. Yani data server'dan external'a direkt bir erişim olmasın. Normal şartlarda şirkette böyle bir şey yapmayız zaten. Yani gerekli bir USB'ye veya harici hard diskten bu yükleyicileri cihazımıza direkt kopyalarız. Bunu biz sanal ortamda çalıştığımız ve Windows Server 2012'nin uzak masaüstü desteği olmadığı için böyle bir yol izledim. Şimdi burada Softwares'ın içinde gördüğünüz gibi kurulum dosyalarım var. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz. Direkt buradan DSP'miz açık mı tabii kontrol edelim. Internal DNS'imizde bir grup policy tanımlayacağız. Kurulum için. New diyorum. Softwares install diyebiliriz ismine, size kalmış. Daha sonra bunu düzenleyelim. Bu da bilgisayar katmanında bir ayar olacak. O yüzden bilgisayar polisiyelerine giriş yaptık. Buradan software settings yani yazılım ayarlarına giriyoruz. Daha sonra buna tıkladıktan sonra software installation'a sağ tıklayıp new package diyoruz. Şimdi burada bize yükleyeceğimiz dosyaların nerede olduğunu soruyor. Biliyorsunuz ki bu dosyalar benim burada D klasörümde ama şu an D klasörüm D diskimi bu package manager'ın üzerinde göremedim. Aslında bize göstermemesi de iyi oldu. Yani biz buradan direkt D diskine gidip yani şöyle göstereyim hemen. Bu arada pardon zaten D diskine değil yani şöyle şurada kafam karıştı. Biz sınıfta internal DNS'e bir disk takmıştık. Zaten o disk burada mevcut olmadığı için direkt data server'a bağlayacağız. Eğer sizin örnek veriyorum data server'ınız internal'ın içinde D diski ise gidip böyle direkt programın dosya yolunu verirseniz daha sonra A'daki bir bilgisayar o dosya yoluna gideceği için kurulum dosyalarını bulamayacak. Bu yüzden dinamik bir yol belirtmemiz lazım. Onu da şöyle belirteceğiz. Şurada Softwares dizini. Hemen buradan şurada Active Directory User and Computers'dan Servers'dan data server'ımızın ismini alalım. Kopyalayalım. Daha sonra burada package dediğimiz zaman dosya yoluna data server'ımızın dosya yolunu verelim. Hatta buraya gittiğimizde gördüğünüz gibi boş gözüküyor. Çünkü biz bu klasörü gizli olarak paylaşmıştık. Hemen direkt yoluna gidersek softwares deyip gördüğünüz gibi buradaki klasörüme, data server'ımda klasörüme ulaşabildim. Buradan 7-Zip'in yükleyicisini gösteriyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Assigned seçeneği direkt bu zorunlu olarak uygulansın. Publish kullanıcı seçsin anlamında bir işaret. Biz tabii ki burada Advanced'ı seçeceğiz. Gelişmiş ayarları. Yani kendimize göre düzenleyeceğiz. Şimdi açılan ekranda programın ismiyle ilgili bir alan görüyoruz. Burayı değiştirmemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra upgrade'lerde zaten buradaki software installation ismine göre ayırt ettiği için
problem yaşamamak adına burayı varsayılan olarak bırakalım. Daha sonra deployment'ta şöyle bir seçenek var. Eğer bu cihaz, yani şunu seçersem, grup polisiyle yüklediğim programlar o cihaz domainden çıktığı an kaldırılacak. Yani örneğin bir çalışanı işe aldınız, kendi bilgisayarıyla çalışmaya geliyor. Domain alıp gerekli ayarları yapıp ona gerekli uygulamaları yükledik. Lisanslı uygulamalar, şirketin satın aldığı. Daha sonra bu şirketin satın aldığı uygulamaları kullanıcı işten ayrıldığında kullanmamasını istiyoruz biz. Şirket politikamız gereğince. O yüzden bu seçeneği işaretliyoruz ki bu cihaz domainden çıktığında benim grup polisimle yüklenen uygulamalar kaldırılsın. Sonra buradan Advanced'ı seçtiğim an şurada Ignore Language when Deploying this Package diye bir şey var. Bunun da sebebi şu. Normalde örneğin sizin işletim sisteminiz bilgisayardaki İngilizce veya Türkçe olduğunu varsayalım. İngilizce bir program kuruyorsunuz. Normalde Windows eski sürümlerinde buna hata veriyordu. Dil paketi uyumluluğu olmadığı için. Burada şu ibareyi işaretlediğimiz an diyoruz ki yazılım kurulmak isterken dil isteğinde bulununda bunu ignore et. Yani varsayılan, programın varsayılan diliyle kurulumu gerçekleşir ki böyle bir problem yaşamayalım. Ama malum son zamanlardaki yazılımlar, hatta son bir 5-10 yıldır diyebilirim, dil paketleri konusunda gelişme sağladığı için işletim sistemin üzerinde bulunan herhangi bir dile desteği varsa eğer direkt uyum sağlıyor. Yani zaten şu an böyle bir problem yaşamamız çok düşük bir ihtimal. Eski bir yazılım kurarsak böyle bir şey belki yaşayabiliriz. Biz işimizi garantiye almak için burada eğer yüklenen bir yazılım dil ile ilgili bir istekte bulunsa bunu ignore ediyoruz. Yani kabul etmiyoruz ki varsayılan diliyle kursun problem yaşamayalım. Bu upgrade kısmı, bu örneğin 16.04 versiyonunu kuruyoruz. 16.08 adında bir ek paket çıktığını farz edelim. Bunu buradan direkt add diyerek o paketi ekleyebiliyoruz buraya. Yani bu program kurulduktan sonra üzerine upgrade'ini kendisi otomatik yapıyor burada grup polisimiz. Daha sonra burada kategori alanı var, modifikasyonlar var, güvenlik alanları var. Burada zaten authenticate user var. Yani bu şu anlama geliyor. Benim domainime authenticate etkisi olan herhangi bir kullanıcı bu grup polisi uygulansın. Yani bu paketi yükleyebilsin. Eğer bunu buradan kaldırırsam, buraya belirli bir grup eklersem, bu yazılımı sadece belirli bir grup kullanır. Bu ayarları yaptıktan sonra bunu okeyliyoruz. Evet, grup polisimiz gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi bu grup polisi düzenlemesini ayarladıktan sonra bunu nereye uygulayacağız? Internal'daki PC'mize uygulayacağız. O yüzden grup polisi management'ı açıyorum tekrar. Company Organization Unit'imi açtım. Daha sonra Networks'ten Internal, onun içinden de PC, yani buraya uygulayacağım. Software Installation'ı buraya atıyorum. Daha sonra bunun içinde de şöyle yine bir optimizasyon açısından diyorum ki bu computer seviyesinde, bilgisayar seviyesinde bir grup polisi. O yüzden user'a tekrar bakma diyorum. Şu an grup polisimizi uyguladık. Her şey tamam. Çalışıp çalışmadığını anlamak için şöyle bir yol izleyeceğiz. Internal PC'mize gelip tekrar CMD'yi açıp grup polisi update force diyerek en son uygulanan grup polisiyi update ediyoruz. Bunu şirket ortamında her seferinde tabii makine makine gezemeyiz. Bunu da ilgili grup polisileri de ayarlayacağız. Normalde 90 dakikada bir bana bir grup polisi var mı diye varsayılan olarak kontrol ediliyor. Ek bir trafik olmaması için ağda. Uyarı aldık burada. Evet, şu an bir yükleme ile ilgili bir grup polisi geldiği için bilgisayarı yeniden başlatıp başlatmayacağımızı sordu. Biz yeniden başlatacağız ki uygulansın, yükleme gerçekleşsin. Şu an
Evet, bilgisayar birazdan yeniden başlar diye tahmin ediyorum. Hatta başlaması lazımdı çoktan. Şu ana kadar yaptığımız adımları tekrarlayalım o sırada isterseniz. Ne yaptık? Data server'ımıza verilerimizi çektik. Sonra grup policy'mizden, evet bu arada bilgisayar yeniden başlıyor. Bir yeni grup policy oluşturdu. Sonra bu grup policy'yi PC Organization Unit'ine atadık. Ve bunun da ayarlarında dedik ki software settings'inde 7-Zip adlı programı kur dedik, assign etti. Yani bunu kullanıcıya bırakma, seçenek değil. Bu zorunlu bir kurulum dedik. Publish olarak seçseydik kullanıcının isteğine bağlı bir kurulum olacaktı. Yüksek ihtimalle onu burada da zaten varsayılan olarak burada kapalı geldi. Burada eklemeyi denediğimizde sanırım soracak. Çünkü user giriş yaptıktan sonra ki bir adım. Deneyelim hatta. Yine 7-Zip. Evet, gördüğünüz gibi burada publish açık geldi. Hatırlarsınız ki bilgisayarda açık gelmemişti. Yani mantıken de öyle olması lazım. Ben bunu bilgisayara uyguluyorsam kullanıcının karar veremeden olacağı bir işlem olduğu için direkt publish it kapalı geldi. Burada kullanıcının isteğine bırakıyoruz. Eğer kullanıcı konfigürasyonunda grup policy'sinde tanımlarsak bizim şu an kafanız karışmasın. Şu anki senaryomuzda direkt bilgisayarı uyguluyorduk. Şimdi bilgisayarımız geldi önümüze, açıldı. Bir bakalım neler olmuş. Kurulum yapılacak mı? Grup policy'miz düzgün uygulanmış mı? Tahminimce burası biraz zaman alacak çünkü uygulamayı yüklüyor şu an. O yüzden ben videoyu duraklatıyorum. Evet, bilgisayarımız açıldı, internal PC'miz. Bir denetim masasına giderek kontrolünü sağlayalım. Uygulamamız kurulmuş mu? Evet, bilgisayarımız İngilizceymiş. O zaman kontrol panel olacak. Şimdi buradan programlara tıklayalım. Ya da direkt program kaldıra tıklayalım. Gördüğünüz gibi grup policy'de tanımladığımız 7-Zip kuruldu. Daha sonra bunu güncellemek istersek ne yapacağız? Hemen ona geçelim. Tarayıcımızdan ben direkt fiziksel bilgisayarıma indiriyorum. Çünkü ya da aslında şöyle şunu da şöyle yapabiliriz. Biz neticede data server'ımıza external bacağımızı eklemiştik. Direkt oradan internete ulaşırsak direkt indirme gerçekleştirebiliriz. Hatırlarsanız ki internal bacağımız Cisco üzerinden geçiyordu. Cisco'da da lisanslı olmadığı için 100 kilobit saniye bir limit vardı. O yüzden vakit kaybetmemek için pardon. Direkt external'ımdan indirme gerçekleştireceğim. Bu bir data server'ıma. İnternet Explorer'ı açalım. Bakalım şu an varsayılan olarak sanırım şu an bir ayar güvenlik ayarı ile ilgili bir soruydu. Google'a gidelim. Bakalım ne durumdayız. Şimdi bununla da uğraşmamak için her seferinde bize böyle soracak. Şuradan lokal server'dan bunun ayarını yapabiliyoruz. Şöyle seçenekler listelense. İnternet Explorer'ın firewall'ını yani güvenlik ayarını administrator yani yönetici kullanıcı için devre dışı bırakacağız ki bize her seferinde bu siteye güvenelim mi diye sormasın. Şimdi açılan ekranda şurada Internet Explorer Enhanced Security Configuration var. 10 diyor. Bunu off'a çekeceğiz. Ama sadece administrator için yani users için değil. Off dedik. Internet Explorer'ı yeniden başlatalım. Hatta burada da zaten uyarı geldi. Güvenlik devre dışı diye.
Google'a bu sefer gördüğünüz gibi sormadı. 7-Zip diye aratıyorum. Bu açık kaynaklı bir yazılım. Zaten web sitesi org uzantılı. Herhangi bir lisans ücreti yok. Şimdi burada ise 18.5 sürümü var. Biz hatırlarsanız 16.04'ü kurmuştuk. Şöyle bunu da indirelim. Aslında şurada bir dizin yapısı oluşturmamız lazımdı. Onu da düzenleyelim hemen. Neticede birden fazla 7-Zip olduğu için şöyle 7-Zip adında bir klasör oluşturuyorum. Daha sonra içine versiyonu ile ilgili mesela 16.04 versiyonu. Şuradaki dosyayı kesiyorum. Şimdi buraya taşıdığım için tekrar grup polisi de buranın yolunu düzenlemem gerekecek. Şimdi grup polisi burada arayacak. Biz bunu taşıdık. Hemen indirme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi burada bir 64 bit için bir de 32 bit için var. Biz 64 bitti bizim işletim sistemimiz. Hatta şöyle ne olur ne olmaz internal PC'mizi de kontrol edelim. Properties'in özelliklerinden. Evet, 64 bit. Biz de şuradan data server'ımızdan 64 bit olanı indirelim. Bunu indirdi. Yalnız uyarı verdi güvenmediği ile ilgili. Şöyle kontrol edelim bakalım. Sağlıklı bir şekilde indirmiş mi? Evet, indirmiş. Bu da 18.05 versiyonu. Bunu da buradan kesiyorum. Tekrar D diskine geldim. Burada da 18.05 adında bir klasör oluşturup bunu da bunun için atıyorum. Buradaki işim tamam. Şimdi gerisi yine grup polisi de. Tekrar software install'u editleyeceğiz. Software settings. İlk önce bunu düzenlememiz lazım. Hatırlarsanız ki bunun dosya yolu değişmişti. Evet, buradan bir dosya yolu düzenlemesi mevcut değil. O yüzden bunu direkt kaldırıyorum. Şu an kaldıramadık. Bakalım remove. Evet, şuradan. Cihazlardan bu uygulamayı kaldırayım mı diye soruyor. Ya da bu burada kalsın. Yani cihazlarda uyguladığımız grup ölçüsü yüklü olan cihazlarda kalsın. Ama diyor ben üzerine yeni bir uygulama mı yükleyeceğim? Onu soruyor bize. Biz üzerine yeni bir uygulama yükleyeceğiz aslında. Ama işimiz sağlam olsun. Bunu kaldırsın grup polisi uyguladığı bilgisayarlardan. Buraya yine new package diyerek zaten software klasörümüz hafızada kalmış. Direkt 7-Zip'e gidiyorum. İlk olarak bunu yine Advanced'dan düzenliyorum. 16.04 versiyonumu kuracağım. Domainden çıkarsa silinsin. Dil ile ilgili bir problem yaşamamak için orayı işaretledik. Burada herhangi bir ayara gerek yoktu. Zaten varsayılan olarak Authenticate User ekleniyordu. Şimdi bir de bunun upgrade'i yani bir üst versiyonunu yükleyeceğiz. Tabi burada listelenmedi. Neden? Biz MSI uzantılı indirmediğimiz için. Evet, bu da önemli. Biz bakalım ne uzantısı indirmişiz. Exe indirmişiz. Hatta bunu hemen silelim. Gelelim buradan. MSI'ını arayalım. Şuradan download sekmesine gidelim. Gördüğünüz gibi MSI desteği var. Her program yapan firma bunu desteklemeyebiliyor. Şimdi buradan tekrar bunu indirilenlerden kesip 18.05 klasörümdeyim şu an. Gördüğünüz gibi. Buraya yapıştırıyorum. Buraya da geldi zaten. Bunu da advanced yapacağım. Gerekirse kaldırılsın. Herhangi bir başka ayara ihtiyacım yok. Şimdi şurada fark ettiyseniz şöyle bir şey oldu. Bunun üzerinde bu ikonda bir kilit ifadesi var. Kilit ikonu var. Burada ise bir yukarı çıkan ok. Yani update anlamında. Yani
Grup polisi şunu anladı. Aynı isme sahip oldukları için versiyonları farklı. Direkt bunun daha üst bir versiyon olduğunu anladığı için ilk bunu kuracak, daha sonra üzerine bunu kuracak. Bunu anladı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz işte 16.04'ü kurduk 3 ay önce. 3 ay sonra bir güncelleme geldi. Tabii güncellemenin detaylarına baktık. Bize lazım olan bir şey mi? Farz edelim ki lazım. Güncellememiz lazım 7-Zip'i. O zaman ne yaptık? 3 ay sonra geldik buraya. Bu 7-Zip'i eklediğimiz an grup polisi şunu biliyor ki bu en son eklediğimiz 7-Zip dosyası bir öncekinin üst versiyonu. Direkt bunu onun üzerine güncelleyecek. Buradaki ayarımız bu kadar. Yani hem yüklemeyi hem de aynı programı versiyon yükseltmesini gördük şu an. Şimdi data server'ımızda bu işlemle tamamladıktan sonra güvenlik amaçlı hemen gidelim external bacağımızdaki bağlantıyı keselim. İsteğimiz dışında bir şey gerçekleşmesin. Şimdi tekrar internal PC'mizde grup policy'yi update edeceğiz. Tabii ilk olarak şunu yapacak. Biz orada önceki yazılımı kaldırmasını söylemiştik. Yani şu an hali hazırda burada olan 7-Zip'i kaldıracak 16.04'ü. Tekrar kuracak. Sonra üzerine 18.05 olan versiyonu kuracak. Grup policy'yi update edelim. Evet, gördüğünüz gibi grup policy'miz uygulandı. Bilgisayarı yeniden başlatıp başlatmayacağımızı soruyor. Biz evet diyoruz. Yani yes diyoruz. Close dedik. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatacak. Evet, bilgisayarımız yeniden başlıyor. Evet, şu an gördüğünüz gibi kullanıcı ekranı gelmeden grup policy uygulandığı için burada bizi Windows bekletiyor. Yani şu an kurulumu gerçekleştirdi. Hemen kullanıcımıza giriş yapalım. Burası biraz zaman alabilir. Evet, şu an bilgisayarımız açıldı. Bakalım neler yapmış. Yani 16.04'ü kaldırmış mı yoksa 18.05'i üzerine mi kurmuş? Direkt kontrol paneline gidelim. Tabii gelirse gideceğiz. Evet, buradan da anlıyoruz ki SSD disklerin çıkması cidden güzel olmuş. Evet. Bunu ben de yeni görmüş oldum. 16.0 versiyonunu kurdu. Daha sonra bir güncellemesi olduğunu anladığı için onu kaldırdı. Onun yerine 18.05'i kurdu. Bunu grup polisi kendisi yaptı. Şurada internal DNS'imizi de görelim. Şurada policy software settings'ten. Biraz önce de bahsettiğim gibi gördüğünüz gibi üzerinde bir update işareti zaten çıktı. Hatırlarsanız ki şuradaki ismi değiştirmemenizi önermiştim. Bunun sebebi buydu, yani otomatik olarak algılaması için. Mesela şurada 18 5 nokta olarak versiyonu görmüş. Burada da 16 4 olarak gördüğü için 18.5'i yükledi. Daha üst bir versiyon olduğu için. Evet, bu videoda da grup policy ile bir uygulama yüklemeyi, daha sonra onu güncellemeyi gördük. Umarım yararlı olmuştur.